Mehmet Özhas ekibini heyecanlandırıyor, dediği projeyi açıkladı. AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhas eki, açıkladığı 111 proje arasında kendisine en çok çocuk köyü ve kültür yolu projelerinin heyecanlandırdığını söyledi. Özhas eki, eskiden vatandaş oy verir 5 sene iyi kötü katlanırdı. Bazen hoşuna gitmezse, elim kırılsın, der ama bir şey olmazdı, şimdi o dönem tamamıyla kapandı, dedi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhas eki, seçim çalışmaları ve başkente hedeflerine ilişkin yeni şafağa önemli açıklamalarda bulundu. Bütün BLDİYLRİMİZ'yi takip edeceğiz, belediyeleri denetleyen kurumlar var. Para açısından Sayıştay, her girdi çıktığı denetler, işlemler açısından İçişleri Bakanlığı, imar açısından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı her zaman belediyeleri denetleyen kurumlardır. Bir taraftan da biz genel merkez nezdinde bütün belediyelerimizi takip edeceğiz. Elim kırılsın dönemi bitti, buralarda partimizin kendine has prensiplerine uyuyorlar mı uymuyorlar mı, bir bir takip edeceğiz, eskiden vatandaş oy verir 5 sene iyi kötü katlanırdı. Bazen hoşuna gitmezse, elim kırılsın, der ama bir şey olmazdı. Şimdi o dönem tamamıyla kapandı, bizim gösterdiğimiz aday arkadaşlarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı manifestoya uyacak ve bu manifestomuzu şehrine uyarlayacaklar. Belediye başkanlarımız tarafsız olacak ve oy veren vermeyen herkesin belediye başkanı olacak. Belediyelere karne belediyelerimizin mali tabloları, personel giderleri ve yatırım bütçesi üzerinde nasıl bir uygulama yaptığının karnesi çıkarılacak, bu da çok net bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından takip edilecek. Çocuk köyü ve kültür projeleri önemli. Ankara için açıkladığımız 111 projenin için en pahalı ve bizi yoracak olan projeler metro ve ulaşım sistemleri. Beni en çok heyecanlandıran proje çocuk köyü, kültür yolu projeleri, öbürleri zaten olmazsa olmazımız, millet bahçesi heyecanlandırıyor. Ankara trafiğini rahatlatabilmek adına metro ağları iyice genişletilebilmeli, belli semtlere mutlaka gitmeli. Ben yeni projelerin peşindeyim. Dünyada ilklerin peşindeyim. Ankara bunu hak ediyor. 13 tane millet bahçesi yapmak beni heyecanlandırıyor. İlçe ayrımı yapmadan hizmet, çevre ilçelerin nüfusu az olabilir, orada da temel prensip şu, şehir merkezinde ne varsa orada da o olacak. Altyapısından üst yapısına, hepsi yapılacak, projelerimiz örnek olacak. Ankara'da uygulayacağımız yönetim tarzı ve ortaya koyacağımız projelerin sadece çevre iller değil 81 il tarafından örnek alınacak. Burası Ankara, herkesin gözü başkentin üzerinde. Burada doğru ve şeffaf bir yönetim uygularsak herkes bunu örnek almak için çalışacaktır. Ortaya koyacağımız projeler tüm Türkiye'nin projeleri olacaktır. Sadece Ankara'ya değil, Türkiye'ye hitap edecek. Elbette ki Ankara'daki zenginlik, büyüme çevre illere de yansıyacaktır. Muhalefet ayrımı yok. Özhas eki, hükümet olarak 81 vilayetin belde ve köylerine kadar altyapısı olmayan bir yer kalmasın diye temel görüşümüz var. Orada bir taraftan kendi arkadaşlarımızın o hizmetleri yapmaları için zorlayacağız. Bir taraftan da muhalefette de olsa belediyelerin mutlaka altyapı işini bitirmelerini isteyeceğiz. Hükümet olarak isteyeceğiz. Yardımcı olacağız. Gerekirse kredi verilecek, gerekirse projelendirmeler yapılacak, dedi. Bahçeli ile görüşmesini ise Özhas eki, şöyle anlattı. Devlet Bey, büyük bir nezaket göstererek seçim merkezimizi ziyarete geldiler. Biz de misafir etmeye çalıştık. Bahçeli'ye Güneydoğu sunumu özel sohbetimizde ben Güneydoğu'dan sorumlu koordinatör bakan olduğum için özellikle oradaki yapılaşmadan gelişmelerden bahsettim. O da çok mutlu oldu.
Orada vatandaşın PKK'dan ayrılarak, özellikle zararlarının tanzim edilebileceği ortamı nasıl sağladığımızdan bahsettim. Sahada çok güzel hava esiyor. Sahaya çıktıkça herkese kendimi tanıttıkça, yaptıklarımı anlattıkça, Ankara hakkında düşündüklerimi ifade ettikçe güzel başkentimizin nelere ihtiyacı olduğunu söyleyip projelerimi onlarla paylaştıkça ben arazide çok daha güzel bir hava estiğini görüyorum. Bir taraftan beni tanımış oluyorlar, bir taraftan belirsizlik ortadan kalkıyor, bir taraftan hükümet olarak Ankara'ya neler yapabileceğimiz netleşmiş oluyor. Her gittiğimiz yerde vatandaşımızın yoğun ilgi ve sevgisi tabii doğal olarak bizleri mutlu ediyor. Yolumuz açık çok şükür, İnşallah 31 Mart gecesi büyük bir zaferle Ankara'da gönül belediyeciliğini zirveye çıkaracağız, projeleri ortak akıl mekanizması biz, kültürünü hakim kılmak lazım, istişaresiz iş yapmamak lazım. Belediyelerin koca koca bütçeleri var. Bütçelerde öncelikle harcamanın nasıl yapılacağı, bölgenin neye ihtiyacı olduğu hususunu popülist bir anlayışla değil, akşamdan sabaha karar vermiş bir takım anlayışlarla değil, orada yaşayan herkesin söz sahibi olduğu, ortak akıl ve istişarelerle bu işi sürdürmek doğru diye düşünüyoruz. Bu bütçeler zor oluşuyor. Bütçeler milletin malı, milletin helal paralarından oluşan bütçelerimizi şehrimiz ve vatandaşlarımız için güzel hizmetlerde kullanmak lazım. KOPYAC-ILİKTAN uzak durduk manifestoda 11 maddelik temel prensipler var. Bu temel prensiplerdeki hususlara dikkat edildiğinde halk daha da rahat edecektir. Her şehrin kendine özgün özellikleri var. Kopyacılıktan uzak projeler hazırlıyoruz. Plan değişikliklerinde kamu yararı dikkate alınacak. Hayvanlar sağlıklı hale getirilecek. Şehirde insanlar kadar hayvanların, bitkilerin de hakkı vardır. Sokaklarda başıboş gezen, kontrol altında olmayan hayvanlar tehlikeli olabilir. Bunların alınıp bir taraftan sağlıklı hale getirilmesi lazım, aşılarının yapılması lazım, sonra hayvanları doğal ortamına bırakmak lazım. Doğal ortamdan koparılmayacaklar, onları hayvanat bahçesi yapıyorum diye bir hapishane içerisinde tutmak kadar kötü bir durum olamaz. Bizim yapacağımız projede hayvanlarımız doğal ortamından koparılmamasını öngörüyor ve ona olanak sağlıyor. CHP, PKK'nın siyasi UZANTSİYLA birlikte mecliste de CHP ile birlikte hareket ediyorlar. HDP'nin almış olduğu bu kararın vatandaş tarafından çok fazla dinleneceğini zannetmiyorum. CHP bir taraftan PKK'nın siyasi uzantısı ile pazarlık ederken öbür tarafta da İyi Parti ile işbirliği yapmaya devam ediyor. Bu çok çelişkili bir durum. Bunu zaten izah edemiyorlar. Siyasette hiçbir şey gizli kalmıyor, gizli kapaklı görüşmeye çalışıyorlar. Siyasette gizli hiçbir şey kalmıyor. Açığa çıktığı zaman bocalamaya çalışıyorlar. İnkar edecek gibi oluyorlar ama edemiyorlar. Dilleriyle dişleri arasında mırın kırın ile işi sürdürüyorlar. CHP bir kere Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyim diye ortaya çıktığında ve sosyal demokrat çizgisindeyiz dediğinde neden bu kadar köklü parti kendi içinden kendisi sosyal demokrat olarak özümsemiş bir adayı çıkaramıyor, bunun cevabını seçmenine vermek zorunda. Gaflet içindeler, bunu CHP seçmenine anlatamazlar. Bugün neden PKK'nın siyasi uzantısı ile bir araya gelmek gibi bir gaflet içerisinde bulunuyorlar? Neden katilleri her zaman koruyanlarla işbirliği yapmak için çırpınıyorlar? Niye bunu dürüstçe yapmıyorlar? Madem bunun doğru olduğuna inanıyorlar, çıkıp aleni olarak savunmalılar, yiğitçe çıkıp, evet, biz PKK'nın siyasi uzantısı ile şundan dolayı beraber adım atıyoruz, diyebilmeliler. Çelişkiyi seçmene asla anlatamazdır, başka zorluk İyi Parti tarafında.
Destekledikleri ve ortak oldukları parti kendilerinin belki de varlık sebeplerine karşı olan bir parti şu anda, milliyetçi olduğunuzu söyleyeceksiniz, ülkücü olduğunuzu söyleyeceksiniz, Alparslan Türkeş'in mirasçısıyız, diyeceksiniz güzel bunu tartışmıyoruz. Bir taraftan PKK'nın siyasi uzantıları ile işbirliği yapan her fırsatta onlara destek çıkan parti ile çok çıkarcı bir şekilde ortaklık kuracaksınız. Bu anlaşılır bir şey değil. Seçmeninize ve vatandaşımıza bu çelişkiyi asla anlatamazsınız.